Bismillahirrahmanirrahim. Aslında uzun bir ara verdikten sonra yani ben buraya gelebildim. Bir terbiyat toplantısı olarak düşündük. Ama biraz da ilmi konularda içinde olsun düşündüm. Dolayısıyla iki parçalı yapmaya çalışacağım. Birinci parça Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin usulleri, biraz daha ilmi kaçabilir. İkincisi de bu şeyleri kullanarak, bu usulleri, bu kuralları kullanarak Hazreti Müslim'e Radıyallahu anh'ın Tekasür suresinin tefsirinin üzerinden bir geçeceğiz. İki aşamalı yapacağız. Birinci aşaması dediğim gibi tefsirin kuralları nedir? Tefsir konusu bizim için önemli. Ahmediler için tefsir konusu önemli. Çünkü bizim savaştığımız, biz şeyle, tabancayla, tüfekle savaşmadığımız için, Kur'an-ı Kerim'le savaştığımız için bizim silahımız Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim tabii kendi kendine konuşan bir kitap değil. Onu elimize alıp birine anlatmamız gerekiyor. Bak burada şu yazıyor, şurada şu yazıyor diye ikna etmeye çalışmamız gerekiyor. Ama maalesef sizler de bunu muhakkak görmüşsünüzdür. Kur'an-ı Kerim nasıl tercüme edilir? Kur'an-ı Kerim hangi kuralları dikkate alarak tefsir edilir? Birçok insan tarafından tam olarak bilinmiyor. Ve bilinmediği için tartışmalar da doğuyor. Mesela çok büyük bir kısım tefsir başkadır, tercüme başkadır diye yorumluyor. Tefsir sizin kattığınız bir şey. Aslında Kur'an'da o yazmıyor, gözüyle bakıyor. Yani Kur'an'da bu yazmıyor, bu sizin tefsiriniz. Bu orada yazılan bu değil ki, bunu siz katıyorsunuz ona diye düşünebiliyor. Ve tabii böyle düşününce bu yanlış, çünkü biz onu demek istemiyoruz. Biz kendi açımızdan, kendi tarafımızdan Kur'an-ı Kerim'e bir şey katarak karşı tarafa ikna etmek istemiyoruz. Biz şunu demek istiyoruz ki Kur'an kendisi bunu söylüyor. Bu bizim ona uydurduğumuz bir şey değil. İlave ettiğimiz bir şey değil. Bunun da sebebi genellikle bu tefsir kurallarını bilmemelerinden kaynaklanıyor. O yüzden önce Ahmediler de bu tefsir kuralları bilmek zorundalar. Yani her tartışma, her tebliğ, her şey, her konuşmaya başlamadan önce şundan emin olmamız lazım ki karşı tarafta Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hakkında bizim gibi mi düşünüyor? Yoksa onun kafasından geçen başka şeyler mi var? Eğer başka şeyler düşünüyorsa o zaman önce o başka şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü onları düzeltmedikçe biz bir konuya girersek hepsini dinledikten sonra diyecek ki ama bunu sen söylüyorsun, bunu Kur'an-ı Kerim demiyor ki diyecek. Ve bütün o bir saat konuşmamız boşa gitmiş olacak. Bu zaten genel olarak her tür tartışmanın temelidir. Herhangi bir tartışmaya başlamadan önce ana konularda anlaşıyor muyuz diye tespit etmek lazım. Eğer ana konularda anlaşmıyorsak devam etmenin manası yok, çünkü temeli çürük. Temeli çürük olan bir şey üzerinde istediğiniz kadar büyük bir bina inşa edin. Sonunda adam şey diyecek, yani bu böyle değil ki, siz böyle diyorsunuz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, tefsirin kurallarını bilmemiz ve biraz ezberinizde olması gerekiyor. Şimdi birinci kural nedir? Birinci kural, ki kural gibi değil, yani sadece hep aklımızda tutmamız gereken ve karşı tarafa hatırlatmamız gereken şey şu. Ki Kur'an-ı Kerim bir insanın kelamı değil, Allah'ın kelamıdır. Birçok insan, inanamayacaksınız, Kur'an-ı Kerim'i de insanların kelamı nasıl değerlendiriliyorsa o şekilde Allah'ın kelamını değerlendiriyor. Ve burada temel bir fark doğuyor. Mesela nedir? Ben şu anda konuşuyorum önünüzde. Duyduğunuz ses bir insanın kelamıdır. Bunu sonradan oturup inceleyecek olursanız eğer, gramer açısından, içerik açısından, kullanılan en uygun kelime açısından, kullanım sırası açısından, hangi cümleyi önce kurdum, hangi cümleyi sonra kurdum, bin bir tane hata bulursunuz. Gene bir şeyler de anlaşılır o esnada, ayrı konu. Yani tamamen boş ve manasız da konuşmuyorum şu anda. Ama
Niye orada bunu söylerken cilt kelimesini kullandı da deri demedi? Üzerinde durmazsınız. Çünkü dersiniz ki insanlık hali o anda cilt aklına gelmiştir. Cilt demiştir. Yani acaba deri daha mı uygun olurdu? Bunu düşünecek zamanım bile yok. Ama Allah'ın kelamında böyle bir sıkıntı yok. Yani Allah bir cümle kullandığı vakit vakti yoktu veya aklında doğru kelime gelmedi diye bir şey deme şansımız yok. En uygun kelime kullanabilir her zaman. Kullanırken kelimelerin sırasına dikkat edebilir. Yani o anda o sırayla söyledim, önemsemedim biz diyoruz ya kendi kelamımızda. Bunu Allah'ın demesi mümkün değil. Aynı şekilde eksik konuşması mümkün değil. Yani bir şeyi ispatlıyorsa tam her açıdan ispatlayabilir. Bir sürü açıdan Allah'ın kelamını incelerken virgülünü bile önem verebilirsiniz. Nerede durdu, nerede biraz durakladı, niye durakladı? Hepsini bir anlam yüklemeye çalışmak mantıklı çünkü karşı taraf alimdir. Her şeyi bilen bir zattır. Bilmeyen, yarım yamalak bilgiyle hareket eden, zamanı olmayan, o anda aklına gelen kelimeyle yetinen birisi değil. Her şeyi bilen, zaman sıkıntısı olmayan, zaman ve mekanın dışında olup, geleceğe, bugünü ve geçmişi, bugünü ve geleceği bilen, ne olup bitecek kıyamete kadar, bütün bilgilere sahip olan bir zat, bir mesaj vermeye çalışıyor. Onun her dediğini didik didik etme şansımız var. Öyle diyelim. Bu birinci şeydir. Yani Allah'ın kelamının mükemmel olduğunu varsaymak. Birinci kuraldır. Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin birinci kuralı, Allah'ın kelamı mükemmeldir, eksiksizdir. Bunu her bir noktasını virgülüne kadar didik didik edebiliriz. Böyle bir sıkıntı şeyimiz yok ki ya yok öylesine demiştir işte deme şansımız yok. Bu birinci kural. İkinci kural sözlüğün içinde kalma şartı. Yani hiçbir şekilde bir kelime bir ayete tefsir etmeye kalkışıyorsak sözlüğün izin vermediği bir mana yükleyemeyiz ona. Yani bir kelime var. Ona bir anlam yükleyeceğiz ama o bir sözlük açtığımız vakit o mana yok orada. Buna şeyimiz yok, buna izin yok. Mantıklı bir şey bu zaten. Yani buna kimse itiraz edemez. Yok niye sözlüğün içinde kalalım? Böyle bir itiraz gelemez. Herkes bunu kabul edebilir. Bundan sonraki kural, sözlüğün içindeki tüm manalar geçerlidir. Yani birinci kuralı anlamak daha kolay ama bu ikinci genellikle burada herkes hata yapıyor. Bir sözlüğü açtığımız vakit bir kelimenin 7 anlamı yazıyorsa takva gereği biz o 7'sini de dikkate almak zorundayız. Yani aralarından bir tanesini seçemeyiz. Ben bunu seçtim. Peki ya Allah'ın kastettiği diğer 6 taneden bir tanesi ise? Yani bunun örneğini şöyle düşünebilirsiniz. Bir anne bir çocuğa sesleniyor, bir şey getir diyor ama o bir şey tam anlaşılmıyor ne dediği, ses net olarak gelmedi. İki şey demek istemiş olabilir, su getirdi demiş olabilir, çay getirdi demiş olabilir ama anlaşılmadı diyelim. Risk mi alırsınız, su getireyim ya çıkarsa su götüreyim, belki su istemiştir diye risk mi alırsınız ya da çay götüreyim belki çay istemiştir. Çünkü gittiğinizde ama ben su istedim derse, orada kalırsınız. O ama ne yaparsınız? İkisini götürme şansı. Yani eğer diyelim o anda sorma şansınız yoksa ikisini götürmeye çalışırsınız. Hangisi gerçekten kastettiyse onu götürmüş olurum. Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin birden fazla manası varsa bizim o bütün manaları dikkate almamız gerekiyor. Bütün manalarını. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki Kur'an-ı Kerim'in kendisi o manalardan bir tanesini reddetmezse başka yerde. Mesela diyelim bir yerde bir ayetin 3 manası var ama başka yerde o 3 manadan bir tanesini kesin diliyle reddediyor. O zaman 2 kaldı. 3 manasından bir tanesi yok oldu.
O zaman kalan iki taneyle sınırlıyız. Ama kalan iki tanenin ikisini almak zorundayız. Şey diyemeyiz, bunlardan da bir tanesini seçelim diyemeyiz. Bu bir kuraldır. Tefsirin kuralıdır. Çünkü bunu yapmazsak o zaman hangisini alacaksınız sorusu doğuyor. Ve Kur'an-ı Kerim neden kendini, Kur'an-ı Kerim'in bir de net ve açık olmayan bir kitap olduğu anlaşılır. Yani aslında Allah-u Teala o iki kelime, iki manadan bir tanesini kastettiydi ama öyle bir kelime kullandı ki kafa karışıklığı yarattı. Bu mana çıkacak öbür türlü, değil mi? Eğer Allah-u Teala gerçekten sadece bir manasını kastettiyse ama kullandığı kelime iki mana veriyorsa, o zaman bu biraz zulüm olur. Yani diğerini kast etmedi. Hatta diğeri yapmak günah. Ama belirtmedi de onu. Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde belirtmedi de. Öyle bir yuvarlak bir kelime kullandı ve bize bıraktı. Biz aralarından seçelim. O zaman ben A manasını seçerim, siz B manasını seçersiniz. Birisi İstanbul'a gider, birisi Ankara'ya gider. İkisi doğru olamaz. İkisini doğru varsaymak şartı vardır. Ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim kendisi bir manayı reddetmezse. Reddederse o zaman deriz ki ya buradaki beş mananın arasında şu manayı reddediyoruz. Kaç tane kural dedik şimdiye kadar? 3. Kitabın mükemmel olduğunu varsayacağız. Sözlükte kalacağız. Sözlükle sınırlı kalacağız. Tüm manaları dikkate alacağız. Ve tüm manaları dikkate alacağız. Bir de reddederse 4. Evet, yani onu da kendi, eğer birisi değilse Kur'an-ı Kerim kendisi onu reddetmesi lazım. Başka yerde. Sonra zamir diye bir şey var. Zamir şey demek. Mesela örnek vereyim. Zalikel kitabu la reba fihi. Değil mi? Hepimizin bildiği ayet. Burada fihi var ya, bunda la reba fihi, bunda şüphe yoktur. Ama bundan kastettiği ne? İşte kitapta olabilir. Zalikel kitabu, bu mükemmel bir kitaptır. Bunda şüphe yoktur. Yani bunda şüphe yok ki bu kitap mükemmeldir. Olarak da zamir isim yerine kullanılan işaret sözcükleri. Evet. Tamam. Şu manada çıkartabiliriz ki bu düşüncede hiç şüphe yok ki bu kitap mükemmeldir. Şöyle de diyebiliriz. Bu kitap mükemmeldir ve bunun mükemmelliyetine selam. Bu kitap mükemmeldir ve bunu mükemmel yapan özelliği şudur ki bu şüphe bırakmamıştır. Her soruya cevap verdiği için mükemmeldir. Bu da Arapça olarak bir mana olabilir. O zamir fi, la reba fi he'nin he'si kitaba mı gidiyor yoksa onun mükemmelliğine mi gidiyor, onu bilmediğimiz için. Bu durumda birinci kurala dönecek olursak her iki manayı almamız lazım. Yani şey seçici davranamayız. Kur'an-ı Kerim burada kastetti. Kur'an-ı Kerim bu kitabın mükemmel olduğunda bir şüphe yok diyor. Diğerini demiyor. Diyemeyiz. İkisini diyor dememiz lazım. Yani şunu da diyor. Bunu da diyor ki bu kitap mükemmeldir ve bunun mükemmel oluşunda herhangi bir şüphe yok. Aynı zamanda şunu da diyor ki Zalikel kitabu la reba fihi, bu kitap mükemmeldir ve bunu mükemmel yapan özelliği şudur ki içinde hiçbir şüphe bırakacak bir şey yoktur. Her şeye cevap vermiştir. O yüzden mükemmeldir. Bu manada doğru olarak kabul edilecek. Zalikel kitabu, Zalikel kitabun içinde al var. Zalika bu, al kitab, al Arapçada birkaç manasına gelen bir ön eki diyelim. Al mükemmel demek. Ben demin mükemmel olarak çevirdim. Zalikel kitabı bu mükemmel kitaptır. Zalikel alın başka bir mana aklınızdaki. Yani beytun deyince ev demek. Herhangi bir ev. Al beytu deyince o aklınızdaki ev. O ev. Yani belli bir spesifik bir evden bahsediyorsunuz. Herhangi bir ev değil.
spesifik bir ev olunca nedir Türkçesi onun? Söz konusu olan. Söz konusu belirli. Olan, aklı belirli olanı. Belirli. Yani ev deyince herhangi bir ev. Türkçe'de ama belirli ve belirsiz diye isimler. Yani. Mesela beytun ev. Al beytu belli spesifik bir evden bahsediyoruz. O açıdan bakınca zalikal kitabı bu o kitaptır. Bu mükemmel kitap anlamı da var ama bu o kitaptır. Ne demek o kitaptır? Tarihçesi bu ki bütün dinlerde İslamiyet'ten önce Hristiyanlık tarihine baktığımız vakit, Yahudi tarihine baktığımız vakit, Hinduların kitaplarına baktığımız vakit hep bir gelecek bir kitaptan bahseder. Gelecek bir peygamberden bahseder. Birisi bu güzel ama birisi gelecek. O en güzeli olacak. Bu güzel ama hep bir peygamber efendimizden bahsediyor. Bütün dinlerde bir gaybi haber var. Hazreti İsa'ya sormuşlar, bu mu mükemmel? İncil'e baktığınız vakit hiçbir yerde bir iddia yok. İncil mükemmeldir. Aslında bu enteresan bir şey. Mükemmelim diyen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Başka hiçbir kitapta ben mükemmelim iddiası yok. Aksine şey iddiası var. Yok, daha birçok şey bunda yazılmamış. O gelen onlara söyleyecek. Birisi gelecek. Gelecekte o mükemmel olan şey getirecek. Dolayısıyla bütün dinlerde, bütün kavimlerde bir beklenti vardı. Beklenti vardı, bir kitabı bekliyorlardı, bir peygamberi bekliyorlardı. Kur'an-ı Kerim bununla başlıyor. İşte o beklediğiniz kitap budur. Zalika el-kitabı. Bu odur. O beklediğiniz var ya bir takım, hep beklerdiniz. Bu o kitaptır. Bu manada doğrudur. Ama efendim siz demin bu mükemmel kitaptır diye çevirdiniz. Şimdi diyorsunuz ki bu o kitap, beklediğiniz kitaptır. Yok. Kur'an-ı Kerim'in tefsirine göre o da doğrudur, o da doğrudur. Kurallarına göre bu mükemmel kitaptır demesi de doğrudur. Bu o beklediğiniz kitap demesi de doğrudur. İkisi her iki anlamı, kelime anlamı itibariyle doğru anlamları olduğu için. Ta ki eğer Kur'an-ı Kerim kendisi başka yerde dese ki bu kitap iyidir ama mükemmel değildir diye net bir şekilde yazsa, o zaman diyeceğiz ki Zalikel kitabı'daki bu ikinci anlamı çıkartalım. Çünkü başka yerde kendisi açıkladı ki ben mükemmel bir kitap, bu mükemmel bir kitap değildir. O zaman o anlamlardan birisini çıkartabiliriz. Mesela inna ateynakal kosser. Şüphesiz biz sana kosseri vereceğiz. Ama hangi kosser verilecek belli değil. Yani kosser çokluk demek, bir şeyin fazlası demek. Yazılmıyor. İnna ateynakal kosser ne, mesela ilmin kosseri verilecek. Yani sana çok ilim verilecek demiyor. Veya siyasi bir kasrat verilecek. Yani senin etrafındaki bir güçlü bir siyasi takım sana verilecek çünkü bunlar lazım oluyor dini dünyaya yaymak için demiyor. Veyahut sana parasal bir çokluk veriyor. Yani bir güç verilecek demiyor. Sadece natene kal kosur. O zaman buradaki Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin kurallarına göre hangi şeyler faydalıysa insanın işine yarayan hepsi varsayılması lazım orada. Yoksa net bir şekilde belirtilmesi gerekiyordu ki şunun kesreti sana verilecek. İlmin kesreti verilecek, paranın kesreti verilecek, insan sana tabi olan insanların, sahabelerin kesreti verilecek, siyasi bir kesret verilecek. Yani belli edilmesi gerekirdi. Yoksa çünkü anlaşılmıyor ne kastedildiği. Sana çok bir şey vereceğim. Eksik bir cümle ya. Yani birisi dese ki sana çokluk vereceğim. Diyebilirsiniz ki neyin çokluğundan bahsediyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de bu şey var. Bir zamir veya hangi konu olduğu bazen yazmıyor. Bunun örneğini de bugün yapacağız diğer kısmında. Bu yazmadığı yerde tefsir kuralı şudur ki olabilecek her şey varsay. Orada yakışan, o manaya uygun olan tüm olabilecek şeyleri varsay. Ki burada Allah-u Teala onu kastetmiştir. Kaç oldu kural? Zamiri de saydık, 4 oldu. Yani zamir belli değilse, kime işaret ettiği belli değilse, tüm olabilecek olasılıklar varsayılacak. Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmayan tüm hadisler onun tefsirinde kullanılabilir. Bu bir kuraldır.
Eğer net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine ters bir şey söylüyorsa o hadis reddedilmeli. Ama eğer Kur'an-ı Kerim'in ayetine ters değil ama net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de de o şekilde yazıldığını görmüyorsak, o zaman o hadis bir şeyin tefsiri olarak kabul edilmesi gerekiyor. Yani şundan bu kastedilmiştir diye. Ve Peygamber Efendimiz'in kendi yaptığı tefsir her zaman şeydir, üstündür. Bu tefsir kurallarından bir tanesidir. Zaten bunun örneğini biliyoruz. En klasik örneği nedir? Cemaat olarak kullandığımız, günümüzün şeylerin, ilim sahibi olan insanların kabul etmediği bir tefsir. Buhari'de olmasına rağmen, Buhari'de Cuma suresini. Cuma suresinin yani vâhirîne minhum. Vâhirîne minhum'u başka şekilde yorumluyorlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz'in kendi yorumu Arap olmayan birisinin gelişiyle ilgiliydi. Böyle bir şey varken onu reddedip de bence bunun manası budur demek saygısızlık olur. İlaveten bir mana olabilir. Yani kelime anlamı itibariyle bu manada olabilir, şu manada, ama Peygamber Efendimiz kendisi bir manayı öne koyduysa o manaya muhakkak yer vermek durumundayız. Bir şey çok söyleniyor. Türkçesi nedir? Context. İçerik. Ha? İçerik. Yani bir konu hakkında bahsederken bir ayet geliyorsa o ayet sadece o bir önceki konuyla alakalıdır. Genel bir manası yoktur. Bu yanlış. Yani deniliyor ki işte bu bir önceki birkaç ayete bakarsak bunda bu konudan bahsediliyor. Dolayısıyla bu ayet sadece bu konuyla ilgili bağlam, yorumlayabiliriz. Bağlam. Evet. O bağlamda vardır. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü birinci kural neydi? Allah Teala'nın bütün mükemmel olduğunu, bir de bütün kelime anlamlarını almamız gerekiyor. Eğer o ayet sadece belli bir anlam taşıyorsa, o zaman Allah Teala niye orada birden fazla anlamında gelen kelimeyi seçmiş? O kendi bağlamın dışında da bazı manalar veriyor ya sözlük. Onlar o kelimeyi Allah Teala neden seçmiş? Daha sınırlı bir kelime seçseydi, sadece o bağlamla uyuşan bir kelime seçseydi. Eğer birisi dese ki öyle bir kelime yok Arapçada, burada ister istemez böyle geniş anlamlı bir kelime kullanmak zorundaydı Allah-u Teala. Böyle bir şey yok aslında, çünkü Arapçanın bir özelliği var. Her durum için ayrı ayrı kelimeler var. Ama böyle bir şey dese bile ve böyle bir şey doğru bile olsa şunu diyebiliriz ki, o zaman madem ki burada üç anlamla gelebilen bir kelime kullanılmış ve onlardan bir tanesi sadece bağlamla alakalı, diğer ikisi alakalı değil, o zaman başka yerde Kur'an-ı Kerim'de diğer iki anlamı reddetmek zorundaydı. Çünkü birinci kural ne diyor? Tüm anlamları kullanmak, almak zorundayız. Dolayısıyla gene ona dönüyoruz. Yani bağlamla sınırlı değil. Bağlamla ilgili ama bağlamla sınırlı değildir anlamları hiçbir zaman. Kur'an-ı Kerim'in tefsirin en önemli kurallarından bir tanesi şu: bütün önemli konular hiçbir zaman tek bir ayetten çıkmaz. Muhakkak bir sürü ayet aynı manaları götürür. Yani bir yerde şüphe duyuyorsanız eğer, başka yerde de aynı şey, o zaman yavaş yavaş şüpheniz gideriliyor. Ve takviye eden ayetler çıkıyor. Bir anlam, aklınızdan gelen bir anlamı. Önemli konularda bu mümkün değil ki. Bu çok önemli bir konu, sadece bir yerde bahsedilmiştir. Muhakkak onlarca yerde ona işaret bulursunuz. Mesela bu şey konusu. Hatımın Nebiyyin konusu. Hatımın Nebiyyin ile ilgili, zaten biz sadece Hatımın Nebiyyin ile ilgili de yanlış olduğunu ispatlıyoruz. Ama peygamberliğin devam edebildiğine yönelik bir sürü ayette işaret var. Ki bu bitmiş değil. Bitmiş manası çıkartılırsa o zaman başka bitmiş diyen ayet var mı? Eğer bunun anlamı bitmişse, son peygamber ise, o zaman takviye olması lazım birkaç yerde. Allah-u Teala bu kadar önemli bir konuyu sadece bir yerde, o da gizli yarım yamalak tartışılır bir şeye mi bağladı? Bir sürü yerde takviye gelmesi gerekiyor.
destek gelmesi gerekiyor. Bu da tefsir kurallarından bir tanesi. Yani hiçbir zaman Allah-u Teala önemli konuları bağımsız tek tük ayet bırakmamıştır. Yani bir daha bir ayet var, o da tartışıyoruz. Bir konuda bir türlü şey, bir noktaya da gelemedik. Öyle bırakılmış bir konu. Hiçbir zaman öyle olmaz. Sonra her şeyin sırası önemlidir. Kelimelerin sırası, ayetlerin sırası, surelerin sırası, hepsinde bir mana aramak lazım. Niye bu ayet önce, bu ayet sonra, niye bu kelime önce, bu kelime sonra? Bu biraz birinci şeye de dönüyor. Allah-u Teala'nın kelamının mükemmel olduğunu vurgulamak için. Bu kuralları aklımızda tutarsak, birçok şeyden önce bunlara da karşı tarafla hemfikir olursak, bunlarda herhangi hemfikir olmadığın bir şey var mı? Özellikle tüm anlamların kullanıyor olması ve ta ki başka bir yerde reddedilene kadar, Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde, bu bizim tebliğlerimizde de önümüzü açacaktır. Çünkü genellikle benim gördüğüm kadarıyla sorun buradan çıkıyor. Aralarından bir mana seçiyorlar kendilerinin işine gelen. Diğer manaya diyorlar ki işte bu da olabilir. İşte ben diyorum tamam bu da olabilir, ben onu hayır demiyorum ama ya bu, buna ne yapacaksınız? Sizin söylediğiniz de olabilir. Ve o öyle dedir hatta. Ama bu da vardır. Ve bunu nasıl reddediyorsunuz? Bunu reddetmenin bir net bir ayet olması lazım bunu reddeden. Şimdi